Enes Fuat dedi ki, biz en çok kalbin imarını öğrenmiş olduk. İmar edilmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Yani aslında ben şunu anladım. Bu hakikat ilmi kitaplardan öğrenilerek elde edilebilecek bir ilim değil diye anladım. Peki şunu sorguladın mı? Mustafa abi kitap okumamış, eyvallah. Hakikat ilmi kitaplardan elde edilmiyor ama peki buna nasıl nasip olmuş da şu an hizmet edebiliyor bu yolda? Yani acaba biz de hani hizmet edebilir miyiz gibi düşünceler uyandı mı? Şimdi Mustafa abimiz hani Fuat'ın dediği gibi bu bir kalbi imar. Hani bugün şehirleri imar ediyorlar ya, evet şehirleri ne kadar imar etsek de veya bütün kainatı, kalpler imar olmadığı için imar da doğru bir imanla olacak. Tabii bu hani işin akaid kısmını öğrenmek, bunlar başka bir şey. Bunları öğrendiğinde imanı müzdat olmuyor, artmıyor nur bakımından. Yani aslında şunu anlatmak istiyorum ben. Burada bu ilmin hakikati, kalplerin imar olması dini amelleri yaparak mı oluyor? Biz burada bunu gördük. Yoksa dinin emirlerini yaşadığın o emirleri taşımakla mı oluyor? Nokta yer burası bence. Şu biraz açar mısın? Açayım. Anlamadım. Şimdi İslam'ın içinde cihat kavramını bize nasıl anlattılar? Yani biz de işte cihadı nasıl biliyorduk? Tamam, bir savaş aslında olacak iyiliği, mesela. İyiliğine de kötülükten sakındırmak tamam. Diyelim biz ona. Biz yaşadığım olayı anlatayım da. Biz de hani nacizane işte iyiliği emredip kötülükten nehyediyorduk. Bir, evet. Kendimize göre bir çalışma vardı. Sefere çıkıyorduk öyle söyleyelim. Allah kabul etsin. Tabii bir gün Mustafa abi bize anlatınca söylediği cümle şu. Oğlum dedi, siz Kayseri'ye pastırmayla gidiyorsunuz dedi. Biraz anlamadık ama. Ama müthiş bir yaklaşım. Şimdi dedim ki Kayseri'nin neyi meşhur? Düşünüyorum pastırması. Yani sen onlara olan bir şeyle, onlarda olan bir şeyle gittiğinde var zaten orada. Hani şey gibi olacak. Sen eğer Konya'dan şeker götürseydin tamam anlardık bunu da. Kayseri'ye pastırmayla gitmek niye? Oğlum tabiri caizse. Aslında şunu anlatıyordu Mustafa abi. Oraya öyle bir ilimle gideceksin ki orada olmayan bir ilmi onlara ulaştırdığında onlara ilim ulaşmış olur. Şu şöyle anlaşılmasın. Yani diğer emirler hakikat değil mi? Bunu kastetmiyor burada. Anlatmak istediği şu aslında. Orada namazı anlatabilecek insanlar var mı? Var. Kur'an'ı anlatabilecek veya işte tefsir dersi yapacak var mı? Var. Yavrum, evladım, hani Mustafa abinin bazı böyle ince nüansları olur. Oraya götüreceksen daha kıymetli bir şey götür ki gittiğine de değsin. Seferse, eğer cihatsa budur. Bu şekilde hizmet edebilirsin. Yani bu kalp bir anda imar olmuyor. Bir anda imar etmiş olduğun kalp de anlık da kazanımlarda kaybolabilir. Bu başka bir şey tabii. Ama burada Allah için o merdiven basamaklarını birebir çıkmaya başladığında, tabii çıkarken pat tekrar yuvarlanabilir misin? Veya çıkarken ayağın işte bir yere çarpıp dizin kanayabilir mi? Burada biz şunu öğrendik. Cihad etmek de yetmiyor kardeşim ya. Cihad etmek de ısrar etmek. Şeytan davasında ne kadar samimi, ısrarcı, gayretçi. O zaman o hırsı gördüm ben. Yani hani bir insan çok iyi bir tacirdir ya. Kıtalar ötesine dolaşır, oraya gider ticaret yapar. Biz bunu din konusunda, cihat konusunda, ya şimdi bazen nacizane Mustafa abiyle hani gidiyoruz seferlere, beraber dolaşıyoruz. Şimdi bakıyorsun yorulma yok. Biz yaşımız genç olmasına rağmen pert. Uyku bakımından pert. Bakıyoruz bazen gün içinde 11-12 saat yemek yemediği oluyor Mustafa abi. Bak birebir müşahede ediyoruz. Biz arada Fuat'la birbirimize bakıyoruz. Ya inşallah bir hani bir dururuz da bir şeyler atıştırırız. Bir gün yine böyle gidiyorduk bir yerde. Tabii böyle türbeleri ziyaretlere gidiyorduk. Önceden bizde yoktu bu tabii. Sonra elhamdülillah bu ilimle beraber nasip oldu. Orada da karnımız aç ya. Önümüze leblebi geldi haliyle. Allah kabul etsin. Leblebiyle açtığımızı bastırmaya çalıştık. Yani burada bu ilimde birçok
terbiye olma yöntemleri var. Orada açlığa sabredeceksin, sıcağa sabredeceksin, sıkıntıya sabredeceksin. İnsanlara bu ilmi anlatırken sana cinci diyecekler. Veya sana itiraz edenler iki taraftan itiraz edecek. Bir, gerçekten bilmiyordur kullar. Bilmediği için itiraz edecek. Bir de bunu hem Mustafa abimizin hem birebir bizde yaşadığımız için burada Fuat olsun, ben olsun. Şimdi bu ilme niye itiraz edilir? Hani bu kadar kıymetli bir ilme itiraz edilir mi? Aslında soruyu böyle açayım. Ya bu kadar elzem ve lazım olan bir ilme neden itiraz edilir? Birinci kısmını anlattık da hadi bilmeyenler bilmiyor. Peki bilenler niye itiraz eder ki? Bilenler de şundan dolayı itiraz eder. Tabii bu benim kendi çıkarım, beni bağlar. Şimdi bir kişinin ilmi bu ilmin altında kaldığı için, bunu gördüğümüz için insan kibirlenebilir ve nefsani olarak hemen farklı hareketlerde bulunabilir. Ama gerçekten de zahiri ilim talep etmiş bir profesörü ziyaret ettik. Fuat'la beraber gitmiştik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Alim diyorum. Her okuyan alim olamaz. Alim olanlar okumuştur. Öyle izah edeyim. Hem İstanbul beyefendisi, mizaç, karakter o kadar böyle yerinde ki tabii birçok sıkıntıları vardı. Bu ilmi anlatmaya başladık. İzah etmeye başladık. Kamburu çıkmış, zayıflamış. Kanser diye teşhis koyulmuş. Tabii orada bu ilmi anlatınca, bakın hadis profesöründen bahsediyorum. Söylediği söz şu. Ve tanınmış, bilinen. Tabii ismini vermeyelim de hani muteber. Vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Çok ön sırada bir alimden bahsediyorum. Evladım, mizaç şu. Oturma, elleri şöyle dizine koymuş. Hani sanki o bizim talebemiz, o orada bizi eritti zaten. İşte ilim kişiye bir şey kattığında bir şahsiyet, bir karakter oluşuyor ya. Tabii evladım dedi, bu sizin anlattığınız dedi, hal ilmi dedi, bu ne dedi, herkes anlayamaz. Hatta o arada yaşadığı bir şeyi de anlattı. Bir böyle Diyanet merkezinin içinde tasavvuftan bahseden bir yine alim hocamız varken, orada da tabii itiraz edenler oldu ya, ne maneviyatı, ne Allah dostu, ne tasavvufu. Şunu anlattı, hiç unutmuyorum. Tabii oradaki o kişi de itiraz edene dedi ki sen İtalyanca biliyor musun? Dedi ki yok. Yani sen İtalyanca bilmiyorsun diye. İtalyanca yok mu? Var. Adamlar dışarıda çatır çatır konuşuyor bunu. Bu ilimde de ne yazık ki. Yani kıymetli bir ilim. Çok çok kıymetli. Nasibi olana ulaşacak ya. Biz de aslında şunu bekliyoruz. Bilenler gelsin. Hayır. Nacizane hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz, bakıyoruz. Hiç alakası olmayan kişilere nasip oluyor. Niye? Çünkü bardağı dolu değil. Buradaki problem bu. Bu bardağı boşaltmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın ilmine sınır koymamak lazım. Ön yargıları kırmak lazım. Ön yargıları yani kıracağız ama bu iki kelimeyle olmuyor ne yazık ki. Gerçekten ben şunu gördüm Mustafa abi de. Ya abi hani siz anlatın biz sizden dinleyelim. Aslında sorup bilgisini alabilir. Ona bile, o akışa bile karışmıyor. Siz anlatın. Anlatın nereye kadar? Bize sorunuz varsa bundan alakalı biz buna siz cevap, biz buna cevabını verelim. Evet, merak ettiğim bir soru, bir şey geldi aklıma. Şimdi o kadar uzun zaman birlikte zaman geçirdiğiniz bir şey var, bir dönem var. Ve istifade anlamında Mustafa abinin yanında pek de kimse yok anlaşılan. Sadece gelenler tedavi maksadıyla geliyor. Derdine derman aramak için gelmiş oluyor. Bu süreç içerisinde Mustafa abi sizin bir imtihana tabi olduğunuzu biliyor veya fark etti. Bu süreç içerisinde size ne yaptı? Mesela müdahil oldu mu? Şöyle yapın dedi mi? Ya da yani nasıl bir tavır sergiledi? Hiç mi şey, imtihana tabi tutulmadınız? Hadi sizin bir imtihanınız vardı. Hazinecilikte hazineden terfi ettiniz. Yani hakiki hazinenin nerede olduğunu, nerede aranması gerektiğini öğrendiniz. Bundan sonraki süreçte imtihanlarınız oldu mu ve size nasıl muamele etti? İmtihanlarımızı görüp imtihanlarımıza hani karıştı mı karışmadı mı bunu soruyorsun değil mi? Evet. Şimdi maneviyatın şöyle bir akışı var. İlk önce onun bilgisi. Ama somut olarak biz böyle şöyle bir imtihana da tabi tutulmuşuz. Bilmiyorduk, yaşadık, süreçten sonra fark ettik gibi bir örnek varsa onu da istiyorum yani. Şimdi hayatımızda birçok imtihanlar var da
hangisini anlatalım? Yani hiçbir imtihan olmasa bile insanların bize hakaret etmesi veya işte bizi küçük görmesi veya bizi cinci demesi veya ya bu şeyden sonra değil mi? Yani bu ilme merak salmaya başladıktan sonraki yaşadıklarımız. Tabii tabii. Bu ilim yokken, zahiri ilim varken herkes hocam hocam diyordu. Yani el üstünde tutuyorlardı. Ne zaman ki Rabbim bu ilmi nasip etti. Aslında şu oldu. Doğrusu oldu. İnsanların kalbinde bir kulun sevgisi yerleşmişti. Bir put oluşmuştu. Fuat adına da söylüyorum. Allah Teala dedi ki kulum sizi ben övmek istiyorum. Veya övüleceksen benim katımda övülün. Kulların katında değil. Bizim üzerimize de bu şekilde o kulların farklı sözler söyleyerek, işte cinci diyerek veya hakaret ederek, bunların hepsine hakkımız helaldir. Çünkü bu yolda biz bunu öğrendik. Helalliğin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Oradan hocam hocam derken adımıza farklı yakıştırmalar vesaire, ki Mustafa abimize bunu çok daha kallavilerini söylediler. Hayatımızda ya zaten şu define olayını bilmesine rağmen bize söylemedi Mustafa abi. Niye söylemedi? Maneviyatta şöyle bir şey var. Olan imtihanın akışına karışmamak lazım. Çünkü o bir imtihan, onu yaşayacak. Yaşadığı imtihan onu bir belli süreçlere götürmesi gerekiyor. Çünkü karışınca o karışacağın imtihandan dolayı imtihanı daha da ağırlaşabilir. Veya sen kolaylaştırmaya çalışıyorsun. Aslında Rabbim o zorluğu yaşamasını istiyordur. O onu hakikate ulaştıracaktır. Yani bazen maneviyatın akışına da karışamıyorsun. Çünkü kontrol sende değil ki. Ya dışarıda şu algı gerçekten yanlış. Ben sorarım, bütün bilgiyi alırım, yakarım, işte müdahale ederim. Öyle bir şey yok. Yani sen mi maneviyatı yönlendiriyorsun? Yani şöyle, yani tırnak içinde söylüyorum. Sen mi maneviyatı yönlendiriyorsun yoksa maneviyat mı seni yönlendiriyor? Sen mi maneviyatı yetiştiriyorsun yoksa maneviyat mı seni yetiştiriyor? Müthiş. Duralım. Fuat, yaşadığın somut imtihan, yani şu eğitim sürecinde hani merak saldınız, geldiniz, işte tedaviler konusunda böyle bilgi edinmeye başladınız. Yani hani bir şekilde sizin imtihana tabi olmanız lazım. Evet. Yani şeytanın size uğraşması lazım. Evet. Öbür taraftan sizi yetiştiren kişinin de sizi imtihana tabi tutması lazım. Evet. Buna somut ne? Somut birçok şey var. Ben başlayayım. Öncelikle biz Mustafa abiyle tanıştık. Bu geldiğimiz süreç belki birkaç sene sonrasında, şu anda bahsettiğimiz birkaç sene geçmiş hali. O zaman zarfında bize ilim nasip oldu. Ben tabii medresede, İstanbul dışında bir medresede kısa bir dönem orada da bir nasibim vardı. Onu aldım zahiri olarak. Tabii bunu da maneviyata sorarak illere kadar söyledim. Dedi ki şuraya gideceksin. Gittik, geldik. O zaman zarfında biz geldikten sonra maneviyattan bize verilen bir ruhsat mı diyelim, bir görev diyelim, artık biz de insanlara vesile olmaya başladık. Bu süreçte tabi olurken evde imtihan yaşıyoruz. Maddi imtihanları yaşıyoruz. Kendimizle alakalı imtihanlarımız var. Cübbe şalvarımız var. Cübbe şalvar var. Şimdi asıl imtihan bu. Mustafa abi yaşım genç olduğu için kısa seneler evvelden bahsediyoruz. Ara ara diyor ki çok yaşlandın şimdi. Ya çok yani, ama o zaman daha gençtim. Bak saçlarım laklar çıktı. O zaman Mustafa abi diyor ki gençlere hitap edeceksin. Gençlere hitap edeceksiniz. İşte sakallarını mesela diyor bir tık daha topla. Ben sakallarım benim bir uzundu. Normal diyelim sünnet sakal, hani bir mezhebine bir kabzaysa, ben uzun bir de böyle kallavi tutardım, böyle fönü de çekerdim. Topla kardeşim, karışmıyor ama. Dedi ki Şeşaban-ı Veli'den bahsetmiştik. Yine zahirinden devam etsin. Bunlara da özen göstersin. Bunları yaparken ara ara yine bizim yakın çevremizden bir abimiz var. Enver abimiz var. İşte Mustafa abi, Enver abi oturuyoruz bir gün. Ya Mustafa dedi, Mustafa abiden de yaşça büyük, o da kalbi olarak yani bu ilimde vesile olmaya çalışanlardan biri. Şöyle sakallarımızın ya, sanki dedi şu sakallarını kısaltması lazım dedi. Sakalların böyle. Bunun görevi farklı dedi böyle.
Ondan sonra ben de arabaya bindik. Hacı abi dedim ya. Ne oluyor dedim ya. Sakal, fren. İmtihan ya. Bana diyor ki Akın herhalde araya ben gireyim sen devam et tekrar. Hacı abi yani bu yani sakal sünnet değil mi? Hacı abi sünnet de yani anlamaya çalışıyoruz. Ya o bana öyle söyleyince bunun bir hikmeti vardır diye düşünüyorum ama o söyleyince ya kardeşim böyle bir şey nasıl olabilir? Ara ara böyle gitgeller yaşıyoruz tabii. Sen devam et falan. Evet. Şimdi ben ona diyorum adam ki. Adam sakalı kestiriyor abi. Tabii evet. Tabii. Ama Mustafa abi bir şey demiyor. Caiz mi? He Mustafa abi şimdi ben ona diyorum ki Hacı abi diyorum senin zaten öyle sabit sakallar hani bana nazaran bir abitik takısıydı. Hani doğru yani onun doğuştan şeyi öyle köse mi diyorlar? Köse yapısı. Yani, ara yerlerde çıkmıyor bazen. Ara yerlerde çıkmıyor. Ekilmemiş bazı yerlerde. Çıkmıyor. Neyse diyorum ki ya bu sakalı ben kısaltırsam seninkini kökten keserler dedim tamam mı? Mustafa abi ama hiçbir şey demiyor. Anlamıyoruz ama ne olduğunu hikmet boyutu var ya. Abi bana mahallede aynı şekilde ne sabidi her gittiğim ortamda Fuat hocam buyur. Camiye giriyorum en ön safa hocam buyur. İmamın tam arkasına hocam buyur sen. İlim ehlisin, sakal var, cübbe var, sarık var, hocam buyur. Her yerde hocam, hocam. Sakallarım öyle bir özen göstermeye başladım ki sakalıma, cübbeme, sarığıma. Şimdi zahir ilimleri tahsil ederken maneviyattan da kalbim imar dedik ya. Kalbimiz de imar ediyor. Tabii insanları affettik, buğz etmemeye çalışıyoruz. Hep güzel düşünce, yani hep güzel ahlak üzere düşünceler. Zahirimizdeki o... Farkında olmadan bizde oluşan bir kibir, farkında olmuyorsun zaten. Adam sana fetvalık bir şey soruyor, kitaptan çıkarıyorsun, tercümesini yapıyorsun, söylüyorsun. Allah razı olsun Fuat Hocam, sende bir şey oluşuyor. Ama bilir yani dedim ya, kalp imar olmadan olursa ilim Allah muhafaza insanı kibire götürür. İşte imtihan dedik ya, süreç işliyor, o abimiz sakal filan, Enes abiye döndüm, Hacı abi dedim, sakallar dedim. Hani sünnet değil mi? Ben anlamıyorum dedim. Hani yanlışsak bilelim. Zaman sonra Mustafa abi dedi ki saçını sakalını dedi toplayacaksın. Biraz daha dedi usturuplu giyineceksin. Senin hitap edeceğin kesim ve senin dedi sana gelecekler farklı insanlar olacak dedi. Ben bir şok oldum. Ben bir duruldum. Enes abiyle konuşuyoruz. Hacı abi tamam 5 pileli 7 pileli şalvar giyeceğim böyle cübbelerle. 7 file şalvar giyiyorum. Cübbe şalvar neyse. Allah Allah dedim ya bu nasıl yani neden? Neden diye düşünüyorum sorguluyorum. İmtihan ya. Mustafa ben git gel git gel. Bir gün bir yere gittik bir ortama. Sakallarını hayır gitmeden tabii sakallarını kes gel dedi. Kısalt gel dedi bana. Sana dedi maneviyattan verilen görev var. Bak yapmıyorsun dedi. Kes gel. Şimdi hep diyoruz ya sünnet şu hani sünnet yani ne zararı olabilir? Kendimce böyle sorguluyorum. Sakallarımı kısalttım. Ama normal bir kabza haline getirdim. Yani şu alttan uzayan kısmı kısalttım. Böyle biraz daha şey yaptım. Şöyle sakallarım şu ölçüde duruyor. Göstereyim bak. Şöyle duruyor. Mustafa abinin yanına girdim. Döndü. Olmuş mu bu sakal şimdi dedim. Yine bir görevli bir kardeş yani maneviyattan böyle ilimde hizmet etmeye çalışan bir kardeşimiz dedi ki git dedi kes. Olmamış. Dünya başıma yıkıldı. Ben ilk cübbe şalvara girerken kimse zorlamadı. Ben kendim isteyerek girdim. Girmek o sakalı kesmek ondan çok daha zor. Niye? Çünkü artık sen hocasın. Fuat Hoca. Camilerde Fuat Hoca. Akrabalarda Fuat Hoca. Artık o kibir farkında değilsin. Oluşmuş. Kalpte imar olacak ya. Sen bir kere içeriden temizlenince zahirin de düzelecek. Yani o kibir senden gidecek. Söylenildiği gibi yaptım. Sakalı kısalttım. Cübbe şalvarla alakalı daha da topluma. Çünkü insanların içerisine giriyorum. Bak o zaman ben benim halimden tanıyanlar da var. Burada izleyenler de var. Gençler benden kaçıyordu. Namaza çağırıyorum diye. Trafik polisi geliyor diye kod yapmışlar mahallede. Çünkü yaşımızın yani kendi yaşımdan küçüklere hitap ederken bu kötü bir şey değil. Bizim ilmi anlatırken insanlara her kesime ulaşmak için maneviyatın verdiği ayrı bir görev vardı. Ben bunu anladım, hikmetini de anladım.
hayatımda yaşadım ve ama çok büyük katkısını da gördüm. Şunu tamamlayayım abi. Ne zaman ki cübbe şal var, hani kademe kademe, bir anda da denmedi. Kademe 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 Rabbimin inayetiyle bir insan seni gençlerden, çevremden vesile oluyorum ama hangi kesimlere? Deist, kaç tane deist çocuk? Elhamdülillah 5 vakit namaza başladı. Çocuğum bana dediği şu, ismi de Ahmet, buradan selam olsun. Yani sen dedi, yani abi dedi, yani hocam kelimesini söyletmedim, ben senin abinim dedim. Eğer dedi şu eski halimi gösterdim, şu haline bana gelseydin dedi, çünkü mantık o yöne dönmüş, ben sana dedi yaklaşmazdım. Sonra dedim ki kardeşim, şimdi sen bu abilerini seviyor musun bu kesimde? Şimdi de hepsine aşığım dedi. Hepsi dedi adam, böyle konuşuyor. Gençleri şeyi. Bak dedim, bizim de görevimiz bu. Ben de dedim vesile oluyorum. Bize dedim, ben de önceden böyleydim. Bize görev verildi. Bu görevi icra ederken bak, senin gibi gençler artık onların normalde o kisvenin sünnet olduğunu, Allah Resulüne tabi olma gerektiğini ve bu şekilde onların da burayı savunduğunu, onlar da bu kaleyi tutuyorlar. Onlar da o kalenin kapısı. Çünkü çok kolay bir şey değil onu taşımak. Onu taşıyarak, yaşayarak o kaleyi yani güçlü tutuyorlar. Bu şekilde olunca dedim ben, Fuat sana verilen görev bu. O imtihan dedik ya, ben onu kesene kadar o kılık kıyafetimi değiştirene kadar çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ara ara nükteler aldım ama sen bunu kesin böyle yapacaksın denmedi. Ne zaman ki ben anladıktan sonra bana yol gösterildi. Ama burada iki şey çıkmış. Birisi seninle ilgili, birisi de vesile olmanla alakalı. Sen işte sakalı kes dememiş, sakalı kısalt demiş. İkincisi kıyafetlerini değiştir demiş. Bunları çıkart veya düzenle derken sen içindeki farkında olmadan Allah'ın hoşnut olmadığı şeyleri çıkar. Onlardan kurtul. Tabii. Bunları besliyor. Bunları da çıkarak arın, temizlen dedi. Manasına gelen bir tavsiyeymiş. Tabii aslında. Tabii. Bu benim şahsımla alakalı. İçsel anlamdaki şeyin bu. İkincisi de sosyal anlamda işte birilerine vesile olacaksın. Bu kıyafetlerinle olamayacaksın. Ve ben de kibir oluşturmuştu o kıyafetler. Eyvallah. Bu bölümü bununla bitirelim diyecektim ama herhalde Enes'in söylemek istediği, o zaman ben de şunu şey ekleyeyim. Sen tamamla. Heh. Bu bölümü çünkü tamam. geç oldu. Yani geç, bayağı bir geç oldu. Tamam. Şey abi, dedim ya, bu benim şahsımla alakalı. Çünkü gerçekten ben bugün bakıyorum, ben anlıyorum kendimi. İnsan kendini bilmez mi? Gerçekten kibir oluşmuştu. Nasıl ya? Ben mesela misal veriyorum. Bir olay yaşadım. Bir sohbet meclisine gittik. Sohbet meclisine davet edildim. İşte ayet hadis sohbetleri yaparken bildiklerimizi anlatacağız. Bir başkasını da çağırmışlar. Dedim ki yani nasıl ya? Hem beni çağırıyorlar hem onu çağırıyorlar. Allah Allah. Bu haller oluşmaya başlamıştı. Ne zaman ki tabii bana sen şunu giy, git blazer ceket al, böyle denmedi. Ben üzerimdeki o kisveyi, yani kalbimdeki o kiri atarken, o kibri atarken, zahirimi düzeltirken, sakallarımı hafif hafif toparlarken, işte bu seviyeye getirirken peyderpey akın akın, ama peyderpey ama akın akın çevreden gelenler oldu. O gelenlere binaen baktım. Benim sosyal yaşantıma da elhamdülillah, yani avret yerlerimi örtüyorum. Rabbimin istediği kadar, yani istediği şekilde de yapmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama dedim ki, hatta maneviyatta şöyle bir bilgi gelmişti. İnsanlar fevç yani bölük bölük imanlarını kaybederken, sen sünnet sevabı alacağım diye yaparsan yaptığının bir kıymeti olmaz. Bu benim kendi aldığım bilgimdi. Ne zaman ki ben insanların içerisine karışmaya, çünkü çekilmiştim kabuğuma, maneviyattan aldığımız bilgileri alıyorduk, kabuğuma çekildim, evimde tefsirleri yapıyordum, bu kadardı. Ama insanların içerisine karışmaya başladım. Deist düzeldi, ateist düzeldi, ya agnostik, bir sürü çocuk düzeldi.
elhamdülillah birilerinin imanının kurtulmasına sebep oldu. Belki o kurtarılanlar, o düzelenlerden içinden bir tanesi sünnet-i seniye yaşar, sakallarını uzatır, cübbeyi kisveyi giyer de ben de oradan o sevabı alırım. Elhamdülillah. İnşallah. Enes, ekleyeceğim bir şey var imtihanla alakalı. Şimdi imtihan oldunuz mu diye hani sordunuz ya, bu ilmin bütün eksenlerinde imtihan var. Tabii bazısına göre imtihan değildir ama bazısına göre de imtihandır. Şimdi zaten maddi olarak çok sıkıntılar çektik. Yani buna rağmen ben bir yerde görevliyim, işte vazifeliyim, öyle söyleyelim. Şimdi bana oradan lojman verdiler. Tabii Mustafa abiyle istişare yapıyoruz. Ben kirada oturuyorum şimdi. Akıl mantığa ters şeyler bunlar. Tabii maneviyattan istişare yapıldı. Dedi ki lojmana asla girmeyeceksin. Allah Allah. Ya dedim niye böyle bir şey olabilir? Tabii aramızda yine istişareler yapıyoruz vesaire. Neyse yani kabul ettim ama daha ilmin basamaklarında yürümeye çalışıyoruz. Anlamaya da çalışıyoruz aynı zamanda. Yani oradaki o imtihanları şimdi bugün düşündüğümüzde, yani onları eğer uygulamasaydık bugün belki şu an burada konuşamayacaktık. Hani başarı demeyelim de yani oradaki kazanımlarımızın tecellisi orada maneviyatın söylediklerini uygulamamızla alakalı olduğu için. Tabii şimdi lojman gitti, ben kiradayım ama içimde kaldı devamlı bundan alakalı. Şimdi çevreme de bir şey anlatamıyorum. Dedim ki Allah için böyle söylendi ya, dedim bir hikmeti vardır. Sonra o dosyayı oradan kapattım. Tabi haliyle gayret ediyoruz. Hizmet ediyorum. Bulunduğum bir yerde öyle söyleyeyim. Allah rızası için. Bana maaş vermiyorlar. Yani maaş vermiyorlar yani. Ama o kadar imkansızlıkların içinde de orada işte yapılması gerekenlerin her şeyle alakalı devamlı Rabbim birilerini gönderiyor. Yani sonuçta ben bir yerde bir vakıfta görevliyim. İşte namaz kıldırıyorum vesaire ama oradaki prosedür başka. Haliyle maaş almıyorum. Bir gün yine yani Mustafa abiye sorayım. Abi ben hani nasıl olacak yani, ben burada maaş almıyorum, nasıl olacak vesaire. Evladım dedi, yani sana gelmesi gereken yer başka yerden gelmesi gerektiği için. Yani belki sana zemzem suyu gelecektir. Orada da terkos suyu vardır. Sana zemzem suyu lazımdır. Zamanını bekle gör. Tabi haliyle bunları, bu aşamaları yaşayınca bugün bunları gördüğümüzde o zaman o insanların hani dediği gibi maddi boyutunu yaşadık. Tabi imtihan bitti mi? İmtihan ne zaman biter? Vefat edince biter. Nefis de aradan çıkacağı için hani tabiri caizse o zaman imtihan bitmiş olacak. Biz dediği gibi kıyafetlerimizi bir çıkardık dışarıdan. Yağmur hani insanların o bakışları, hidayetini kaybetti bu adam diyor. Sapıttı, sen önceden böyleydin. Sapıttı. Ha, sapıttı. Yani yanlış insanların böyle arkasına düştü. Yani gerçekten çok zor bu. Ama yani bunu yaşayan bilir. Yaşamışsa kardeşlerimiz. Beynini yıkadılar. Çünkü bir de düşünsene, ben bir yerde haliyle imamlık yapıyorum. Geçmişim benim böyle ama maneviyat bir şey söyledi. Şimdi hani tavuğun tüylerini yolarsın ya, kendimizi açıkta hissediyoruz sanki. Bir şeyler var üzerimize. Tabii giyiniyoruz. Dediği gibi avret yerlerimiz kapalı, ayrı mesele de. Ama bir tuhaf yani, bir değişik hissediyoruz kendimizi. Dışarıdan bakan şöyle aşağıdan bakıyor yukarıya kadar. Yukarıdan aşağı bakıyor. Hani alacalı bir hastalığı olur ya, insanın bir problemi olur ya, aşağıdan yukarıya süzer bakar. Bir iki derken sonra bir zaman sonra dediği gibi, meğerse biz insanların gözünde çok üst seviyede hem kendimizi şişirmişiz, o kibir de bizi ateşe götüreceği için, bak maneviyat nerelere müdahale ediyor Allah'ın izniyle. Biz böyle gidersek o elbiselerimizle, bize göre dışarıdan sünnete uyuyoruz. Aslında o şekilde gidersek bu elbiseler bizi orada ateşe götürecek, o kisvemiz. Maneviyatta siz ateşe değil de ateşe gidenlerin önüne set olabilmeniz için bu halde olmanız gerekir. Çünkü sonradan kıyas yaptık. Aramızda istişare yaptık. Dinimizde kıyas var mı? Var. Peki bir insanın imanı mı daha kıymetli, yoksa bir sünnet işlemek mi? O zaman biri ateşe gidiyorsa, fıkıhta bu vardır, sen namazını bile bozabilirsin.
onu kurtarmakla görebilirsin ya. O zaman bu elbiseyi biz kendi isteğimizle bak çıkarmadık. Burası çok önemli. Bu şekilde istendiği için, bu şekilde doğru kullara ulaşabilmek için, hizmet edebilmek için, onların hidayetine bu şekilde vesile olabileceğimiz için bunlar bize anlatıldı. Peki ne zaman anladık biz bunu? Evet, 3-5 ay bocaladık böyle. Kıyıdan köşeden, mahalleden, sağdan soldan eve giderken sonra bir zaman sonra sıradanlaştı. İlk başta bu şekilde söyleyenler sonra dedi ki ya hocam yani gayet de güzel olmuş. O psikolojiden kurtulduk. Yani bana sorsanız işte camide sohbet anlattın veya işte fıkıh dersi yaptın, tefsir dersi yaptın. Tamam, bunların hepsini Allah kabul etsin yaptık da buradan kaç kişi hidayet buldu? Bu ilimle alakalı anlatımlardan dolayı kaç kişi hidayet buldu? Bugün bunları sayamayacak kadar çok. Ama diğer tarafla alakalı baktığımızda buradaki maneviyatın tecellisiyle ikisi de doğru da ama hani en doğru da var ya, nerede nasıl hizmet edeceksen o şekilde hizmet etmen gerekiyor. Burada da o imtihanları yaşadık. Madden, elbise boyutunda, aile boyutunda. Babam dedi ki sen önceden hacıydın, hocaydın, önceden insanlar sana hürmet ediyordu. Böyle ne biçim adam oldun falan gibilerinden. Akrabalarım gidiyor. Ne oldu sana böyle? İşte modern hoca mı oldun? Gibi bir sürü böyle yakıştırmaların içinden 3-5 ay o fırtına oldu. 3-5 ay sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi hayatımıza devam ettik. Allah razı olsun bu şekilde bize vesile olanlardan, emek verenlerden. Biz 10 metre öteyi göremezken en azından bize doğru bir navigasyonluk yaptılar. Bu şekilde vesile oldular. Biz de şimdi Allah rızası için bu ilmi alıp zekatını vermek istiyoruz. Vesile olmaya da çalışıyoruz. İnşallah. Rabbim hepimiz de kabul etsin inşallah. İnşallah. Biz bu ilimle tanışma sürecinizi bu kısmına kadar ki ayağını tamamlamış olduk. Bundan sonra ilme hizmetle alakalı süreci bir sonraki sefere tekrar görüşmek üzere diyerekten şimdi şeyi kapatalım. Programı kapatmış olalım. Tekrar buluşalım, tekrar görüşelim ve devamını çekelim. İnşallah tamamlamış olalım. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bahçemizin iki gülünden tecrübelerini dinledik. İnşallah dinlemeye de devam edeceğiz. Bundan sonraki kardeşlerimize yol gösterebilmesi duasıyla daha ayrıntılı konuşmaları diğer programlarda gerçekleştirmiş oluruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.